Annen Sentez'den herkese iyi sabahlar diliyoruz. Bugün Profesör Kerem Erken bizlerle beraber hem orta vadeli program hem de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki son gelişmeleri konuşacağız. Hoş geldiniz önce hocam. Hoş bulduk. Günaydın diyelim size de. Bir rakamları ben izleyicilere aktarayım, arkasından devam edelim. Elbette. Endeks 74.483 dün geriledi ama 73.200 var mı? Bugün bunu gözlemleyeceğiz. Bu arada dolar 1.98.50 seviyesinde. Hocamızın beklentisi bayram sonrası 1.96. Onu soracağız niye 1.96. Euro beni tehlikeli sulara atıyorsun yani. Bilmiyorum hocam. Yazmışsınız Twitter'da, okurum. Hiç acımam. Tamam. Euro 2.68.05 seviyesinde. Bu arada paritede 1.35'ti sabah. Geriliyor 1.34.96 seviyesinde. Altın 1306 ons dolarda. Tahvil faizi %7.95. 10 yıllık tahvil faizi %8.83. Bu arada 2 yıllık tahvil faizimiz de %8.08 seviyesinde kapattı. Dün Avrupa piyasaları eksi kapatmıştı. Dow Jones artı da kapattı ancak Nasdaq eksi de kapattı. Zorlandığını görüyoruz. 14.800 Dow Jones önemli seviyesinde. Buranın altı kapanışlar tehlike arz ediyor. Vadelere bakalım. Bugün vadeler hem DAX hem Dow Jones hem S&P artıda. 10 yıllık hazine bonosu tahvilleri Amerika'da 2.70'e yaklaşmış görünüyor. Brent petrol 109.75. Serbest piyasada altının gramı 83 lira 18 kuruş ve çeyrek altın 135 lira 16 kuruştan işlem görüyor. Peki neler var verilerde? Onu aktaralım sizlere bugün itibariyle. Avrupa Birliği'nde Avrupa Merkez Bankası'nın aylık raporu var. Dün Fed'in toplantı tutanakları yayınlanmıştı. Eylül ayına ait toplantı tutanakları. Bugün İngiltere'de BOE'nin faiz kararı beklentisi ve haftalık işsizlik maaş başvuruları var. Amerika'da bu açıklanmayacak ama Bloomberg tüketici güveni bekliyoruz özel kuruluş olduğu için. Asıl önemlisi aslında yarın işsizlik oranı ve cari denge açıklanacak Türkiye'de. Bunları takip ediyor olacağız. Haber başlıklarınızı bir şekilde aktaralım sizlere. Evet, beyaz eşyaya taksit sınırlaması geliyor haberi önemli. Başbakan Yardımcısı Babacan kredi kartı taksitlerinin sınırlandırılmasına yönelik çalışmalarla ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Krediyle satın alınan ve cari açık körükleyen otomobil, beyaz eşya, cep telefonu gibi harcamalarda taksit sayısına sınır getirileceğini söyledi. Bakalım bu iç talebi nasıl etkileyecek, hocamıza soracağız. Gelecek bence yılın, çok iyi olacak. Onun handikapları da var ama onları da soracağım size. Memnuniyetle. Bir oradan buradan çekiyorsunuz, buradan geliyor ya. O aynı, o öyle bir durum söz konusu. Gelecek yılın bütçesinde milli savunma ve güvenlik için ayrılan kaynak %9,5 artıyor. Bu arada 50 milyar dolar oluyor. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Kanal İstanbul çalışmalarında sona yaklaşıldığını söyledi. Fed'in 17-18 Eylül açık piyasa komite toplantı tutanakları tahvil alımlarının azaltılmasının ertelenmesini istendiğini gösterdi ama bu arada karmaşık bir tutanak, onu da aktaralım. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama Fed Başkanlığı için adayının Janet Yellen olduğunu açıkladı. Yellen ne yapacak merak ediyoruz ama ilk yaptığı konuşmada Fed'in ekonomiyi canlandırmak için güçlü araçlarının mevcut olduğunu da söyledim. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Obama kapanma ve borç tavanı görüşmek üzere Kongre üyeleriyle Beyaz Saray'da görüşme sürecini başlattığını açıkladı. Önümüzdeki hafta kritik. Kredi derecelendirme kuruluşu DBRS, Amerika'nın 3 ağı olan yabancı para cinsinden kısa ve uzun vadeli kredi notlarını ve genel para cinsinden borç notlarını negatif izlemeye aldı. İngiltere'de sanayi üretimi artış beklenirken Ağustos ayında %1.1 düştü. Bu da şaşırttı açıkçası. Bu arada Japonya'ya bakalım. Makine siparişleri Ağustos'ta 819.3 milyar yene çıktı. Güney Kore Merkez Bankası büyümedeki sıçramayı desteklemek amacıyla politika faizinde değişikliğe gitmedi ama Brezilya Merkez Bankası 9.5 seviyesini yükseltti. Evet, hemen başlayalım. Bu arada Twitter'dan soru görüşlerinizi aktarabilirsiniz bizlere. Bekliyoruz, Kerem hocamız burada. Alper Bey sormuş. Bile. Evet, ülke olarak tasarruf yapmak istemiyoruz. Bunun nedeni sizce nedir demiş. Bu arada OVP'de tasarruf yapılması şart deniyor. 12.6'ymış şu an tasarruf oranımız. 13'ün altına gerilemişiz. Babacan bu konuda biraz OVP'de gördüğüm kadarıyla daha net şeyler söylemiş. Ne diyorsunuz? Biz şimdi tasarruf yapmak istemiyor muyuz? Birincisi olarak? Bir kere şu başta okuduğun haber akışı var ya, hı hı, bitene kadar nefes almadığından şüpheleniyorum. Böyle bir durum var. Hocam daha çok konuşalım diye. Farkındayım, latife yapıyorum. Şimdi önce bir kere şu mesajları vermek istiyorum. AK Parti'nin
Türkiye'de ekonomi yönetimi açısından bu ülkeye kazandırdığı en önemli unsurlardan bir tanesi, birçok şey kazandırdılar ama bir tanesi stratejik planlama oldu. Evet. İlk defa AK Parti iktidarları döneminde biz Türkiye'de 3 yıl vadeli program çerçevesinde bir ülkenin çeşitli kritik önemdeki makro hedeflerle ilgili olarak planını görme imkanına kavuştuk. Bu OVP'ler hakikaten altı çizilmesi gereken dokümanlar. Bunu Sayın Babacan'a sordum hatırlarsan. 3,5 hafta önce İstanbul Finans Zirvesi'nde evet. Sayın Babacan'a dedim ki 2008'in Mayıs'ına kadar IMF çıpası vardı. Sonra IMF çıpası bitti. Babacan çıpası geldi. Siz buna ne diyorsunuz? Sayın Babacan her zamanki kibarlığıyla ve zekasıyla dedi ki bu isimlere vakfedilecek, isimlere bağlanabilecek bir konu değil. Biz AK Parti kurumsal olarak dedi. Kurumsallığı hedefliyoruz. Bu konuda bir mesafe aldık. Orta vadeli program başta olmak üzere AK Parti'nin hükümet olarak açıkladığı dokümanlar geçerlidir. Evet. Yazılı dokümanlar özellikle. Aynen öyle. Vurgu şimdi yaptı. Bu yönüyle bakıldığı zaman evet. Mesela Sayın Bülent Gedikli'nin daha önceki AK Parti ekonomik işlerden sorumlu genel başkan yardımcısı olarak dünkü açıklamalarına bakıyorum. Yarın da bizde sabah. Çok güzel. Bence Sayın Gedikli'nin yarınki mesajlarını çok dikkatle dinlemek lazım. Bunun yanı sıra Sayın Numan Kurtulmuş zaten akademisyen olarak hocamız onun varlığı AK Parti içerisinde. Bütün bu tabloya baktığımız zaman bence ekonomi yönetimi Türkiye'de bir kurumsallık becerisi ortaya koydu ve bu bence devam etmeli. Yani Sayın Babacan'ın bir şekilde parti tüzüğü çerçevesinde 2015'in Haziran'ında bir kez daha milletvekili seçilemeyeceği gerçeğiyle siyasetten ayrılma kararı durumunda, yani her zaman söylüyor ben tekrar iş hayatına dönmek istiyorum diye şu mesajı veriyor. Yani bizler AK Parti'de bu kurumsal yapıyı kazandırmış insanlar olarak bizden sonra da böyle devam etsin. Kişiye bu nedenle, bağımlı olmayacak dedi aynen. Sayın Babacan. Bu nedenle evet. Bence orta vadeli program basın toplantısında Sayın Babacan'ın altını çok net vurguladığı hususlar, yani Türkiye'nin tasarruflarını geliştirmeyi ihmal etmemesi meselesi. Çünkü önümüzdeki dönem zor bir dönem. Bu söz konusu FED tutanakları Janet Yellen'ın resmen FED başkan adayı olarak ilan edilmesiyle aynı döneme rastladı ve FED tutanakları içerisinde bu yılın sonundan itibaren tahvil alım programının azaltılmasına yönelik kararın alınması noktasında Bernanke 18 Aralık'ta artık yeni başkan olduğu neredeyse kesinlik kazanmış olan Janet Yellen'a jest olsun diye tahvil alım programını azaltmayla ilgili kararı 18 Aralık'ta da açıklayabilir. Tabii ama bunun açıklanması için... O yorum da var aslında. Birkaç hocamız onu söyledi. Mesela Erhan hocamız onu söyledi. Hı-hı. Yani sembolik olarak böyle 3, 4, 5 öyle bir duruma gidebilir dedi. Yani jest olarak gelen için. Çünkü Mart'ta konuşması var Yellen'in. Yani evet. İlk Ocak, Şubat'ta yok. Mart'ta. Ocak ayında Bernanke son kez Amerikan Kongresi'nde konuşma yaptıktan sonra mı tam görevi ne zaman devrettiğini bilmiyorum. 16 Ocak diye biliyorum ben. 16 Ocak'ta eğer devredecekse görevi o zaman belki Ocak ayındaki Amerikan Kongresi'ndeki rutin konuşmayı evet. Belki son kez Bernanke yapacak. Belki ilk heyecanlı konuşması olacak tabii. Tabii. Janet Yellen belki Amerikan Kongresi'nin belki karşısına çıkacak. Bilmiyoruz. Ama özüne bakıldığı zaman eğer önümüzdeki hafta biz bayram tatilindeyken Amerikan Kongresi federal hazine borçlanma tavanının artırılması konusunda da kitlenmeye kalkmazsa Amerikan Merkez Bankası'nın kırmızı düğmeye basma ihtimalini bence göz ardı etmememiz lazım. Ama hani biraz evvel attığım tweet şuydu. Eğer 17 Ekim'de cumhuriyetçilerin siyaseten bir çılgınlığa imza atma sürecine girmelerinin uzantısı olarak Amerikan Federal Hazine borçlanma tahvil borçlanması evet. Tavanının da eğer arttırmamaya kalkarlarsa o zaman çok net söyleyeyim Amerikan ekonomisiyle ilgili temerrüt algısı bayram sonrasında bizim dolar kurunu 1.98-1.94 bandının içerisinde bulmamıza hatta belki 1.96'nın altını bile sürpriz bir şekilde görmemize sebep olabilir. Siz yani, ne diyorsunuz peki sizce en azından işaretler nasıl? Yani Amerikan, hani görüşmelere şimdi, başlanıyor falan ya. İçeride Sayın Yönetmenim Semra kardeşimizin hazırlamış olduğu görüntülerden
içeride rejideki arkadaşların hazırladığı görüntülerde özellikle Amerikan medyasındaki son derece sert mesajlarla ilgili çok güzel örnekler vardı. Bu Kevin Spacey'nin oynadığı House of Cards'da bir tane şey var. Abraham Lincoln'un böyle bir tahta oturduğu bir heykel vardır, heykel meşhur. Vardı, kocaman. Onun anısına o heykele oturtmuşlardı. Aynı fotoğrafı şimdi Cumhuriyetçi Parti'nin yani Temsilciler Meclisi Başkanı, Cumhuriyetçi Parti'den Temsilciler Meclisi Başkanı seçilmiş olan Bohner için yapmışlar. Yani diyorlar ki arkadaş siz burada güç mücadelesine girdiniz. Amerika dünyaya rezil oluyor. Hı hı. Hep şunu söylüyorlar. Biz benchmark'ız kardeşim. Hı hı. Amerika benchmark. Amerika demokraside benchmark, insan haklarında benchmark, ülkeyi iyi yönetmek anlamında benchmark, seçimlerin adil ve düzgün şekilde yapılmasında benchmark. Biz dünyaya örnek olmak zorunda olan bir ülkeyiz. Siz kendi siyasi çatışmalarınız nedeniyle Amerikan Kongresi'ni kilitlerseniz ve Amerika ekonomik açıdan dünyaya rezil olursa siz gösterge konumunda olan bir ülkeyi tüm dünyaya karşı mahcup ve utanç içerisinde bırakıyorsunuz. Ara seçimler durumu da var ya 2014'te. Cumhuriyetçiler doğrusu, onu Cumhuriyetçiler biraz Cumhuriyetçiler ayağını sıkıyorlar. Bin konunun tabii Cumhuriyetçiler şu anda bin konunun paniğini yaşıyorlar. Çünkü Obama'nın resmen 1 Ekim sabahı itibariyle yürürlüğe giren yeni sağlık reformu demokratların oyunu muhakkak ki arttıracak. Bunun süreci var. Bu tablo içerisinde şimdi 2014-2015 en az 2 yılın Sayın Babacan ve ekibi Türkiye ve Türkiye gibi seçkin gelişmekte olan ekonomiler için Brezilya, Çin, Rusya, Kore, Güney Afrika, Güney Arjantin, kısmen Güney Kore, Filipinler efendim var. Hindistan, bütün bu ülkeler için zor geçeceğini herkes biliyor. Ve Sayın Babacan diyor ki biz bu zorlu etabı makul bir büyüme modeliyle, makul bir büyüme hedefiyle, %4 civarında bir büyümeyle ve bundan çok daha fazla Türk halkını tasarruf etmeye, onu tasarruf etmeye teşvik ettikçe de cari açığı makul bir düzeyde tutmaya yoğunlaştıralım. Cari açık vurgusu çok netti orada OBP'de. Çünkü, yani enflasyon da vardı ama biraz daha ikinci sırada. Tabii evet. Uluslararası derecelendirme kuruluşlarının Türkiye ile ilgili değerlendirmelerine baktığında Türkiye'nin notunu düşürmeye kalkabilecekleri en kritik tek konuya nokta baktığında orası, IMF raporuna baktığında IMF geçen hafta sonu Türkiye ile ilgili bir değerlendirme raporu. Herkes dönüp cari açık kırılganlığına işaret ediyor. Sayın Babacan da diyor ki cari açık kırılganlığını azaltmanın yolu Türk halkını önümüzdeki 2 yıl boyunca daha makul düzeyde tüketim harcaması yapmaya ikna etmek ve dolayısıyla Türk halkını tüketim harcamalarını sakinleştirmek suretiyle %4 büyümenin şeylerini ne diyelim sana parçalarını farklı noktalardan yani bir tutam hane halkı tüketim harcaması, bir tutam kamu tüketim harcaması, bir daha büyük bir tutam özel sektör yatırım harcamaları, küçük bir tutam da kamunun yatırım harcamaları. Peki. Çünkü Sayın Bakanımız Binali Yıldırım da Kanal İstanbul'la ilgili son noktaya gelindiğini söylemiş. Yani altyapı yatırımları. Evet. Tabii kamunun. Ki bir de yerel seçimlere giriyoruz. Arkadan genel seçimler var. Tamam. Hafif bir seçim ekonomisti olacak. Bunları bir tutam bir tutam. Peki hocam, şimdi diyorsun orada tasarruf vurgusu yapılmış ama şimdi kredi kartlarıyla ilgili düzenleme yapıyorlar. İzleyicimizin sorusunu da daha unutmadık. Yok, bizim iç talebimiz yani daha doğrusu büyümeden iç talepten gelen büyüme %2,5 deniliyor şimdi büyüme rakamına. Bir o var. Şimdi cari açık tarafına gittiğinde tasarruf oranlarının yükseltilmesi adına harcamaların kısılması adına bu kredi kartları hikayesi var. Peki ama bir taraftan da işsizlik oranı var. 9,5'dan 8,9'a. Bu biraz çelişmiyor mu? Yani şöyle şimdi her 100 bin kişinin iş bulması için %1 büyüme gerektiği ifade ediliyor. Hı-hı. %5 büyüme lazım 500 bin kişinin istihdam edilebilmesi için. Ama orada %4 büyüme deniyor. İşsizlik rakamları. Yani hepsi birbiriyle. Tabii işsizlik rakamları. Birbiriyle örtüşüyor mu yani OVP'deki sizce? Yani enflasyon rakamı 6,8, 9,5 işsizlik, büyüme %4. Bunların hepsi birbirine uyumlu mu sizce yani? Hani biri böyle olursa aslında biri şöyle olacak, doğru bir hedefleme değil diyebiliyor musunuz siz? Ne şimdi dersiniz? Eğer. Bir örnekle sana izah etmeye çalışayım. %4'lük büyümenin, 2014 yılındaki %4'lük büyümenin en az %2,5'u özel sektör yatırım harcamalarından gelirse %60'ı, o zaman özel sektör yatırım harcamalarındaki böyle bir sıçramanın gerekçelerini iyi oluşturmak lazım. Böyle bir sıçramanın
mutlaka Türkiye ekonomisine istihdam anlamında bir katkısı olur. Ancak eğer söz konusu %4'lük büyümenin %70'ine yakın bir bölümü hane halkı tüketim harcamalarıyla kamu tüketim harcamalarından kaynaklanan bir büyüme olursa, o zaman tabii ki böyle bir istihdam iyileşmesi olamayabilir. Yani bu %4'lük büyümeyi hangi kompartımanlardan elde ettiğin etkilerle oluşturuyorsun. Aynen. Bununla doğrudan bağlantılı. Ama bir temel gerçek var. Tercih etme meselesi de var. Yani cari açık ve tasarrufu tercih etmiş görünüyorlar. Artı bir de enflasyonu. Çünkü hane halkının tüketim harcamalarını eğer yavaşlatırsan. Enflasyonu da geriler tabii. Enflasyonu da geriler. Sayın Ege Cansen'in pazartesi günü IMF'e çakmış olduğu. Dün mü yazmış? Dün mü yazmış? Ben nedense pazartesi gibi hatırlamışım. Siz hızlı yaşıyorsunuz ya hayatım. Doğrusun. Belki yani de ondan kaynaklanıyor. Aradan 3 gün geçti zannetmiş olabilirsiniz. Evet. Ege Cansen'in dünkü yazısı da bence önemli. Sayın Bülent Gedikli'nin dünkü eleştirisiyle ki yarın sen mi ağırlayacaksın Sayın ben Bülent Gedikli'yi? Ben ağıracağım. Sabah erken 9 çeyrek. Bu Sayın Bülent Gedikli'nin dünkü açıklamalarını belki tekrar şey yapmamız gerekebilir. Tabii. Çünkü Sayın Gedikli diyor ki IMF Türkiye'yi 9-10 yıl geriden okuyor diyor. Sayın Ege Cansen'in yazısında hepsini okuyor geriden. Sayın Ege Cansen'in yazısında da benzer bir atıf var. Hikaye şu. Sayın Babacan ve ekonomi yönetimi, işte Hazine Müsteşarı Sayın Çanakçı, BDDK Başkanı Öztekin, SPK Başkanı Ertaş, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Başçı. Şimdi burada yeni jenerasyon bir ekonomi yönetimi ekibi oluştu. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de bu genç jenerasyonun bir parçası. Şimdi burada doğrusunu söylemek gerekirse yeni jenerasyon dünyada klasik anlamdaki iktisat öğretisinin bir miktar dışına taşan bir şeyler deniyorlar. Evet. Ve bu denenenlerin de biraz beklendiği zaman sonuç verdiğini de görüyoruz. Yani çünkü mesela Stiglitz biliyorsun Joseph Stiglitz bu oldukça yaşı ilerlemişten kastettiğim yani duayen olarak iktisat alanında çok iyi isim yapmış. Nobel Ekonomi Ödülü almış bir kişi. Stiglitz dedi ki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 2010 yılından itibaren deneme gayreti içerisinde olduğu yeni para politikası yaklaşımları başlangıçta çok ciddi ve ağır eleştirilere maruz kaldı. Ama bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yeni denediği para politikası yaklaşımlarıyla ki BDDK'nın makro ihtiyati tedbirleri de var. BDDK da güzel şeyler yapıyor. Sayın Babacan'ın biraz evvel orta vadeli programdaki açıklamalarında senin değindiğin kredi kartı ile ilgili yeni sınırlamalar işte makro ihtiyati tedbir diye geçiyor bizim literatürde. Ve şimdi BDDK'nın makro ihtiyati tedbirleriyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın alışılmışın dışındaki para politikası uygulamaları Türkiye'de çok enteresan bir algıyı beraberinde getirdi ve dünyada çok ciddi anlamda alkışlanan sonuçlar çıktı. Yani Sayın Durmuş Yılmaz ve Sayın Erdem Bahçı'nın kendi başkanlık dönemlerindeki uygulamalar çok ses getirdi. Şimdi Uluslararası Para Fonu bu yeni yaklaşım denemelerine çok kendini hazır hisseten bir kuruluş değil. Çok klasik değerlendirme kriterleri var. Ona göre bir ulusal ekonomide döviz kurlarını sakinleştirmenin en kestirme yolu faizleri yükseltmekten geçiyor. Tabii, faizleri yükselttiğin zaman TL kıymet kazanıyor. Evet. TL kıymet kazanınca kurlar sakinleşiyor. Politika faizini yükselttin demiş orada. Bak Ege Cansen şu anda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın niçin temel para politikası faiz oranını ve faiz koridorunu yükseltmemesi noktasında bir farklı. Yani Uluslararası Para Fonu'na da esprili olarak IMF diye de başlık atmış. Diyor ki Sayın Ege Cansen, Türkiye'de iç tüketimi kısacak mekanizma TL kredi miktarını kısıtlayıp ya da mesela bu TL kredi miktarını kısıtlama bir makro ihtiyati tedbir. Buna Sayın Babacan'ın ifade ettiği, ya biliyorsun televizyonlardaki reklam 24 ay 36 ay taksitle beyaz eşya olmaz arkadaş. Olmaz yani. 24 ay 36 ay olmaz. Zaten şimdi yani, ben sana söyleyeyim Türkiye'de belli bir meblağın üzerindeki beyaz eşyayı belli bir meblağın üzerindeki elektronik eşyayı 12 ay belli bir meblağın altında kalan yani böyle ne bileyim örnek olarak söylüyorum. Çok hoş bir örnek vermeyeceğim belki yani doğru bir örnek vermeyebilirim ama 250 liranın altındaki ürünlerde de maksimum 6 ay falan. Yani böyle en akla gelmeyecek
bedeldeki, ya çok küçük bedeldeki ürünlerin bile 24 ayla 36 ay satıldığı bir ekonomide bir şeyleri sakinleştiremezsin. Çünkü mantıksız ya, zaten hocam şimdi bile, diyorsunuz ya, ki 30 lira kaça bölelim ben sana diyor bana. Şimdi, Allah Allah, onu marka vermeyeyim. Marka vermeyeyim, evet. Ya da firma adı vermeyeyim. Mesela bir kitap ve ne diyelim DVD satan bir dükkana giriyorum. Diyorlar ki 12 ay taksit. Ya benim bile iktisatçı olmama rağmen 12 ayı duyunca gözüm dönüyor. Bir bakıyorum sanki seyredecek vaktim varmış gibi, ya da o kadar kitap okuyacak. 10 tane kitap almışım, 20 tane DVD almışım. Neden? Toplam rakam diyelim ki toplamı 300 lira tuttu alışımın. 12 ay takside bölündüğü zaman diyorum ayda 11 liradan 12 liradan. Şimdi ayda 11-12 lira olmaması lazım. Yani o kitapları aldığın zaman bunun 12 ay değil maksimum hadi 3 ay olsun. Yani o yüzden Sayın evet. Babacan, biz bunları hep yazıyorduk zaten. Sayın Babacan'ın da hani artık Türkiye'de kredi kartlarındaki taksitlendirmeyi biliyorsun kredi kartında taksitlendirme dünyada olan bir şey değil zaten. Ya zaten bizden bir tek Yunanistan kaptı. Yunanistan bizden öğrendi çünkü komşu. Başı belada ya. Onlar da bir miktar kredi kartında taksitlendirmeye geçti. Amerika'da Avrupa'da uygulamaları bu kadar olmadığını biliyorum ben. Bu kadar ben. Değil, yani hiç böyle yok. Değil. Amerika Birleşik Devletleri'nde, Avrupa'da böyle bir şey yok. Kredi kartında taksitlendirme, what is this diyorlar. Anladın mı? Yani anlamıyorum. Nasıl böyle bir şey olabilir? Markete gidip. De çok basit bir İngilizce oldu, kusura bakma. Olsun hocam. Şimdi dolayısıyla Sayın Ege Cansen de diyor ki eğer faizi düşük tutmaktan geçer diyor. TL faizi düşük olunca döviz fiyatı istikrarlı bir şekilde yükselir. Yani dolayısıyla kurun yükselmesini engellemeye çalışmayın diyor Ege Cansen. Biz onunla biliyorsun cari açığın tedavisi konusunda hep aynı noktada olan insanlarız. Ve ithal malların fiyatı derhal ve yerli malların fiyatı da pahalı ithal girişi dolayısıyla bir süre sonra artar. Artan fiyatlar iç talebi düşürür, cari açık da kapanır. Enflasyon? Tabii sen burada diyorsun ki enflasyon. Ya. Şimdi bu şartlar i̇şte altında... İşte o yüzden sordum ben OVP'de evet. 6.8 ama tabii enflasyon şimdi Ege Cansen'inki şöyle. Ege de bir metodoloji teklifi. Ha, tabii. Yani şimdi Merkez yani. Bankası Sayın Ege Cansen'in bu görüşüne uyar, uymaz vesaire. Çünkü hayır, böyle bir metodoloji merkez... bile olsa hani bu talebi kısmı adına... ve faizleri bu şekilde anlattı ve Ege Cansen'in söylediği gibi böyle bir metodoloji bile olsa buradan da hani şey konuştuk ya yorgan misali yani. Bunu uygulasa öyle öbürünü uygulasa öyle. Yani, farklı. Yani hani yorgan ayağın üşüyor diye yorganı ayağına doğru kıvırttırdığın zaman kafa açılıyor ya da omuzlarına kadar yorgan yok başım çok üşüdü omuzlar üşüdü diye çektiğinde de ayak ayaklar açık işte. Kalıyor. Yani o yorganı uzatmak lazım. Aynen. Orada o soruya geliyor işte tasarruf hikayesine gelmiyor şimdi mu? Bir şimdi yani öyle uzak bir yerden geldik ki izleyicimiz de şey diyecek hocam ya bir soru şey sorduk anca oraya geldin. Bir kere 2000'li yıllarda siyasi istikrar Türk halkına para harcama cesareti getirdi. Yani 10 yılı aşan bir süreden bu yana devam eden AK Parti iktidarları tek bir partinin siyasi istikrarı bir kere Türk halkını para harcamaya cesaretlendirdi. Çünkü koalisyon iktidarları dönemindeki siyasi ve ekonomik belirsizlikler Türk halkını 1990'lı yıllarda ve 2001 krizi döneminde haklı gerekçelerle para harcamaktan uzaklaştırmıştı. Peki hocam çok 4-5 dakika vardı. Şunu sormadan geçemeyeceğim. 90 öncesi tasarruf oranımız neydi acaba? 1990 öncesine gitmene gerek yok. Ya da 92 1998'de ben hemen söyleyeyim sana. 1998'de DPT raporlarında tüm izleyeceğimiz bulabilir %22 idi. Harcama değil tasarrufu siyasi istikrarla birlikte evet. Türk halkı önündeki bir 7-8 yılda Türkiye'de bir siyasi sıkıntı olmadığını, bir siyasi istikrar sorunu olmadığını görünce bunun getirmiş olduğu coşkuyla herkesin ekonomik durumu neyse ben araba değiştirdim. Ben şu anda daha henüz ev sahibi olabilecek bir güce gelebilmiş değilim. Benim gücüm neye yetti? Ben daha mütevazi bir arabadan babamın Murat 131'i vardı 77 model. Oradan ufak ufak daha iyi arabalara geçme cesaretini kendimde buldum. Benden mali durumu daha iyi olan daha iyi bir ev satın alma cesaretini kendinde buldu vesaire şeklinde Türk toplumu benden mali durumu biraz daha az olan evine daha güzel bir televizyon alma cesaretini kendinde gördü ve bu kredi kartlarındaki çok fazla taksitlendirme de bu cesareti etki, arttırdı. Tabii, tabii. Bu nedenle Türk halkı gelirinden biraz daha harcayabileceğini fark etmiş olduğu bu kredi kartı imkanlarıyla tasarruftan vazgeçti. Dolayısıyla biz bu kredi kartıyla taksitlendirmeler yüzünden ortalama 2,5 yıllık gelirimizin harcadık. Önümüzdeki 2,5 yıllık gelirin bir bölümünü de buraya bağladık. Yani siyasi istikrar Türk toplumunu o beklediği hayat standardı sıçramasını
yapmaya ikna etti. Artı dünyanın genel durumu da öyle. Ama bu arada da tabii cari açık uçtu. Hem de tasarruflar düştü. Hem de aynı zamanda tasarruflar %22'lerden %12'lere düştü. Bu 12,6'yı iki keredir yaşıyoruz. Arada küresel krizin ilk yıllarında bir ara yükseldi bu. 14,5'lara geldi. Hı hı. Demek ki tekrar düşmüş. OVP'de öyle görüyoruz. Şimdi diyoruz ki biz bunu tekrar aslında 17'lere, 18'lere ve 20'lere çıkarmalıyız ama tabii 5 dakikada olabilecek bir şey değil bu. 2016'da bile sen söylüyorsun orta vadeli programda ufak ufak ancak %15'e. Cumhuriyet'in 100. yılını kutladığımız 2023 yılında bizim tasarruflarımızın milli geliri oranının mutlaka şeyin üstünde olması lazım. Güney Kore'de %34'müş hocam. Güney Kore'de %34'tür. Japonya'da %30'ların üzerindedir. Hani Güney Kore biraz bize daha yakın diye geçmek zorundaki evet, babında. Evet ama tabii şimdi çok yüksek katma değer üretiyor ya biliyorsun. Ha, Samsung'lar, LG'ler, Hyundai'ler. Onun %32 yatırıma dönüyormuş. Gayet iyi mesela evet, Güney yani Kore'nin. Bayağı dünyanın yüksek. Merakla takip ettiği ürünleri üretiyor artık bu ekonomi. Adamlar bir de otomotivleri zaten şöyle söyleyeyim var. Sana. Türkiye ne zaman ki imalat sanayinde şu anda %9'luk payı olan yüksek katma değerli malların payını bir gün gelecek %20'lere. O zaman acaba. Kendi ihracatında da şu anda %6 payı olan yüksek katma değerli malların toplam ihracattaki payını da %15'lere çıkaracak. Türkiye dolayısıyla daha yüksek katma değerli malları üreten bir ekonomi olacak. O zaman acaba. Bunu dönüp Türk toplumuna daha yüksek bir kişi başına gelir olarak dağıtacağız. O dönem gelecek. Son ama bir dakika. Maliye Bakanım Sayın Mehmet Şimşek'ten yurt dışında eğitim görmüş, Merlinç'te çalışmış, dünyayı görmüş bir kişi olarak istirham ediyorum. Türkiye'nin mutlaka vergi politikalarında bir reforma imza atması ve toplumun tasarruf edebileceği bir kaynağı vergi olarak almak yerine o vergi olarak topladığımız kaynağı Türk toplumuna tasarruf ettirecek bir şey yapmamız lazım. Son bir dakika hatta 30 saniye doları. Bu dolar dediniz ya bir 96 doları aşağı yönde kırmış olacak. Hayır dolar ama diyorum yani Amerika kitlenirse diyorum. Altın da sormak istiyorum size. Altın da merak ediyorlar. Genelde sorulan bu. Amerika'nın bu durumuyla ilgili. Çok net söylüyorum. 17 Ekim'de Amerikan Kongresi evet biz Amerika'yı az daha bir utancın içine düşürüyorduk. Biz ne yapıyoruz deyip kendine gelip akıl galip gelip 17 Ekim'de aynı Amerikan Kongresi bu müzakerelerden sonra Cumhuriyetçiler ve Demokratlar bütçe ve borç tavanı meselesini çözmeye ikna olurlarsa ve çözerlerse bayramdan sonra biz dolar kurunu 1.98-2.02 bandında buluruz. Altın da aşağıya doğru süzülmeye devam eder. 17 Ekim'de akıl galip gelmez. Cumhuriyetçiler taş koymaya devam ederek federal hazine borç tavanının da kilitlenmesine sebep olurlarsa biz bayramdan sonra bu Amerikan ekonomisindeki ve dolardaki değer kaybından dolayı altında yukarı doğru sınırlı bir hareket ve içeride de kurun 1.98-1.94 bandına girdiğine şahit olabiliriz. Sarkmışız. Biz sarkarız hocamız da hep böyle. Yani bize daha süre veriyorsun sevgili yönetmenim. Ne diyelim değil mi sevgili yönetmenimize laf ama edin. Biliyorsun kanalın geçinebilmesi için reklama da ihtiyacı var. O yüzden İzin bu programın reklam çekmesi de bir başka hoşluk. Bu arada Yaşar Hocam dedi yönetmenim. Sağ ol Kubilay. İçeride görüşürüz seninle. Evet endeks 75.000 seviyesinin üzerinde işlemlerine devam ediyor. Bakalım bugün ne yapacak? 12.30'da tekrar karşınızda olacağız.